Öyle. Teşekkür ederim. Çok tatlılar. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun? Alışveriş merkezindeyim. Akşamüstü yemek falan yiyeceğiz. Hı. Arkadaşlarımla. Gel bakalım. Bu arada Aleyna'mızın koltuğu boş. Gün geçmiyor ki başımıza bir şey gelmesin. Hayırdır inşallah. Yayına çıkarken merdivenlerde yuvarlandı. Allah'tan sadece bacağında bir sıyrık var ama o merdivenler biraz tehlikeli olduğu için ufacık bir kanaması var. Toparlanınca gelecek inşallah. Damla, sen niye podyumda öyle bir eskiden ya anneannelerimiz, babaannelerimiz şöyle paralarını saklarlardı. Evet. Aman çalınmasın der gibi şöyle bir gidişim var. Şöyle bir sıkıntı oldu. Bilerek öyle gitmedim. Hmm. Önüm açılıyor. Burası dikişliydi, patladı. Hmm. Ben de ne yapacağımı bilemedim o an. Güzel, şov devam etti. O zaman evet, doğru bir şey yapmışsın. Yorum alalım. Ama öncesinde Aleyna'yı alabiliyor muyuz? Galiba kendisi yürüyemese de. Sağ olun. Kıyamam. Bir anlamda sedyeli gibi. Ama asla topuklarını çıkarmıyor. Ama Kemal Doğulu'nun bir yorumu vardı ki bu yorumun Kemal Doğulu'dan gelmesi Aleyna'nın acısını artırır mı bilmiyorum. Topuklarla ilgili. Ya sus. Arkada söylemiştim Aleyna. Hatırlıyor musun? O topuklular senin neyine? Yani o tabii tatlı bir versiyonu. Ben gerçekten üzüldüm. Hastaneye götüreyim mi seni diye sordum ona. Yok iyiyim dedi. Yoksa hastaneye götürecektim. Evet. Damla yorumunu yapmış mıydın? Şey yapayım. Yapamamıştın. Aynen. Şey gözlüklerini çok beğendim. Çok yakışmışlar. Bunu sen taktın galiba. Broş. Hı-hı. Değil mi? Kolye. Ama broş artık. Şu anlık broş. Bence çok yani güzel bir fikir. Güzel duruyor. Ben seni zaten beğeniyorum. Teşekkür güzel ederim. Olmuşsun. Teşekkürler. Yine bir umutsuz evet, kapanış cümlesiyle. İçinden kares. Yine güzel o olmuşsun diyerek. O saat olmamış ama aslında falan diyor. Simay. Post işlerini çıkarttın mı? Öf. Yoksa nasıl seni olacak bu kadar şiş? Beğenemeyeceğim hiçbir zaman. Çünkü saçın gerçekten sarı. Ve kısa. Ve sarı saç sevmiyorum. Yo aslında şöyle bir şey olmuştu aramızda. Biz bu yarışmaya girmeden önce benim sarışınlık evet, dönemlerimde ben saçımı koyuya boyatmıştım. Bana da bir boyatma şeyi vardı o. Merve zaman de, zaman gelir. Geliyor. Merve de dedi ki Simay sen de uzun sürelerden beri sarışındın. Ben de saçımı siyah boyatmak istiyorum. Sence ne yapayım? Ona dedim ki sakın böyle boyatma, bir şey yapma. Pişmanım. Evet. Ama artık pişman sonra değilim. Çünkü saçlarım siyah ve çok mutluyum onlarla. Sen de boyatabilirsin istersen. Belki sana da güzel olur. Ayakkabılarını beğendim. Onları dışarıda görsem alırdım. Onun haricinde beğendim. Güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Deniz son yorum. Öykü Hanım bir çok şey dolanmadan ama. Evet, yok dolanmayacağım. Dışarıda sordum şaşkına döndü Merve. Ayakkabın güzel bir ayakkabı. Ayağına da çok yakışmış Merve. Hani bakınca hani işte bir ayakkabının bu kadar birleşmesi nasıl bu kadar güzel olur? Yine marka veriyorsun. Yani şey gibi peluş gibi bir şey koymuşlar oraya. Evet. Ve çok güzel olmuş. Ben ayakkabı direkt yürürken ayakkabının dikkatimi çekiyor. Broşun çok güzel. Teşekkür ederim. Üzerindeki o salaş giydiğin tunik. Tuniğin rengi çok güzel. Ben seni çok beğendim bugün. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Bol şans. Da-da-da-dum. Neler oluyor? Korkuyorum. Gel otur. Çok korktum. Anlatsana. Ne kafası yaşıyorsun sen? Kombin mi? Anlat. Başla ayakkabılardan başla. Ayakkabıları bir ay oluyor yaklaşık sipariş vereli. Yurt dışından gelmesini bekledim. Geldi ve gelir gelmez ben bu hafta o girmek istedim. O ünlü markadan istedim mı bu? Aa, yok. Değil normal mi bir butik ama ha, yurt dışından getirtiyor. Instagram'dan bir butik. Öyle bu ayakkabıyı giymek istedim. Sonra bu pantolonla doğru olabileceğini düşündüm bileklerden dolayı. Ondan sonra bunu da yeni almıştım. Uzunluğunu çok beğenmiştim. Ama bir buralarda bir boşluk hissettim. Ondan sonra içine büyük bir gömlek giymem gerektiğini düşündüm. Sonra bu çantayı annem getirdi. Bak dedi bunlar ayakkabıyla da uyar dedi.
tamam dedim, bunu da alayım. Bu gözlük zaten popüler gözlük, meşhur. Tekrar sana istettim. Böyle şimdi arkadaki arkadaşların sana yapmak istediği şeyi yapayım mı? Kızlar bunu yapmak istiyorlar Merve'ye, biliyorsunuz. Tabii. Ben ayakkabılarına basmak istiyorum. Hayır, daha yeni, ne olur biraz kullanayım. Kürkünü sökün, kürk yapıştırmış Merve oraya. Yıkat makineye, yıkat, ne oluyor? O ayakkabılara bak. Ah. Hediye mi? Benim sen, kemerinde sen bir parçası. Sen onu bir şey yaparsın. Aa, teşekkür ederim. Sen onu da bir yerde, onu da bir yerde kullanırsın. Tepeden tırnağa şahanesin. Çok teşekkür ederim. Geldim biraz kızların intikamını aldım senden, kusura bakma. tabii ki eminim seni çok seviyorlar, çok beğeniyorlar. Hep yorumları çok pozitif sana karşı, hiç negatif bir yorum duymadım. Çünkü sen çok naifsin. Yorumların da naif olduğu için kimse sana yükselemiyor negatif anlamda. Ama sen öyle önlerini kesiyorsun hepsinin. Çok iyisin. Çok teşekkür ederim. Fikir sahibisin. En başından beri söylüyorum bunu. Sen buraya 5. haftada, 6. haftada mı katıldın? 7 sanırım. 7 galiba. Ya 6 ya 7. Geldiğin günden beri hep güzel fikirler sundun izleyicilerimize. Seni dışarıda da gördüm birkaç kez. Dışarıda da böylesin. İlginç olan da o zaten. Çünkü çoğunlukla burada giydikleri şeyleri insanlar, yarışmacılar, arkadaşlarını sokakta giymiyorlar. Ama sen böylesin. En çok da onu seviyorum. Fars. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin Merve. Merhaba, hoş buldum. Ben de bir cümle söyleyeceğim. Bence de sen yarışmacıların, rakiplerin savaş karşı cevabı tarzıyla veriyorsun. Konuşmanın zaten gerek yok. Tarzın konuşuyor ve hakikaten her gün bir şey yeni olarak burada gösteriyorsun. Tabii gömlek, o kazakları gördük ama şimdi ayakkabın mesela bir fark yarattın. Çanta, o broşunun, her şey bütün olarak çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Ve çok ederim. Güzel taşıyorsun. Çok teşekkürler. İçten, içinde de zaten çok güzel. Teşekkür ve ederim. Ve mutluluk bu işte. Çok teşekkürler. Yapacak bir şey yok. Hangi üzletim canım? Siz hangisini isterseniz. Nazar boncuğu olan olsun. Teşekkür ederim. Nazardan saklasın inşallah. İnşallah, amin. Nasıl? Teşekkür ederim. Ya Kerimcan Bey, ne oldu? Dondu. Sen insan mısın? Hayır. Ben insan gözlerim değil miyim? Gözlerim yaşardı. Farkında mısın? Bak yemin ederim gözüm yaşardı. Belli zaten bak. Ekranda görünüyor. İnanılmazsın yani. Çok sana söylenebilecek ederim. Hiçbir şey yok Merve. Gün geçtikçe kendine bir şeyler katıp buraya gelen bir insansın. Tarzına söylenecek hiçbir şey yok. Yani övemiyorum bile seni. Çok teşekkür ederim. O kadar ederim. İyisin. Kelime yok. Yani o çantanın tokasıyla o saat bile güzel. O gözlük bile güzel. O ayakkabının topuğuyla dudağındaki ruj bile güzel. Yani bu kadar mantık uyum çalıştırıp bu kadar uyum sağlamak gerçekten akıl işi. Seni tebrik ediyorum ve tarzını. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.